Evet kıymetli dostlar. Ciddi bir uyarıyla başlayayım. Bu videoyu görüp de bu kanala abone olmayan halis, mulis, kopkoyu Galatasaraylı olsun. Önce bu uyarıyla başlayalım. Neden bu uyarıyla başladım? Arkadaşlar ben size bir e, video vaat ediyorum. İzledikten sonra yüzünüzde güller açacak. Ben size bir video vaat ediyorum. İzledikten sonra iyi ki diyeceksiniz. Ben size bir video vaat ediyorum. İzleyen herkes zaten kanala abone olup olmamak arasında tereddütte olacaktı ama şimdi tereddütü gitmiş olacak. Fenerbahçe'den ikinci, üçüncü, dördüncü kap. Hani hep diyorsunuz ya isim ver, isim ver, bize isim ver diye. Ha işte o ismi vereceğim video bu video. Lütfen sonuna kadar dikkatli izleyin ve daha video bitmeden kanala abone olun. 69.899 yok. Eğer Fenerbahçeliyseniz burayı 70 bin yaparsınız. Yok Fenerbahçeli değilseniz ya da bir sıkıntınız varsa ben ahde vefam yok arkadaş sen istediğin kadar duyma ben vefasız bir adamım diyorsanız o zaman bilemem. Ama bu videoyu izleyen herkesin abone olacağından eminim. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Fenerbahçe'ye Serdar Azmun önerisi diyor. Alakamız yok. Hiçbir alakamız yok. Hiçbir şekilde hiçbir alakamız yok. Bilginiz olsun. Ha getiren varsa buyursun getirsin. Simeone'nin bir numarası Ferdi Kadıoğlu 40 milyon euro demiş. Fenerbahçe'den Atletico Madrid Ferdi'yi istemiş. Biz de onlardan 40 milyon euro istemişiz. Haberin özeti bu. 35'in altına hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Ferdi ve Osterwold için. Defalarca söylüyorum. Yarın bir gün gerçekleşir 35'e gider. Bak eminim İçimizde bazı virüsler var. Diyecekler ki hani Ferdi ile Nosterwolde gitmiyordu. Çünkü bunlar Yahudi tohumu. Bunlar ya yani İsrail tohumu. Bunlar Ermeni tohumu. Bunlar başka bir şey tohumu. Çünkü bunlarla ilgili ayet var. Ciddi diyor bunlar. Hani şeyken sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. Alıyorlar gidiyorlar Peygamber Efendimiz e, Sallallahu Aleyhi ve diyorlar ki bak Kur'an'da namaza yaklaşmayın yazıyor. Ne haber diyorlar. Lan önünü de söylesene. Bunlarınki de aynısı olacak. Osterwold atıyorum 35'e gidecek. Hani gitmeyecekti. Ulan ben cümleyi net kuruyorum. Diyorum ki 35 gelmediği müddetçe Ferdi de Osterwold'e de gitmeyecek. Yahudi tohumları diyorum. Bakalım kaç tane Yahudi tohumu tespit edeceğiz. Bu arada anladınız değil mi arkadaşlar ne demek istediğimi? Anladık hocam salak değiliz o kadar. Hayır onu demiyorum. Hani Ferdi diyorum Osterwold'e diyorum 35 milyon euro diyorum. Yarın bir gün gittiği zaman diyorum. Birinden biri diyorum. Ben gene anlamadım hocam. Neyse. Diğer kanalda üye olabilirsiniz. O zaman anlarsınız. Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takiplemiş. Fenerbahçe'nin yıldızları zaten yakından izleniyor. İsmail Yüksek. Mert Müldür. Hatta Samet Akaydın. İrfan Can'ı daha doğru gün izleyemedik turnuvada ama yakında onu da izleriz. Bakın futbolcularımız kütürük ereği gibi inceleniyor. Kütürük gibi takipteler. Avrupa'nın sayılı kulüpleri takip ediyor. Ha şampiyonluğumuz çalındığı için belki de millet takip ediyordur. Zira şampiyon yapılan takımdan hiç kimse devasa teklifler almıyorsa ortada bir sıkıntı vardır. Yani şampiyon yapılan takımdan kimseyi kimse istemiyorsa ortada bir sıkıntı vardır. Ama Fenerbahçe futbolcuları böyle. Bu arada şu fülk kuruk bilmem Borussia Dortmund'dan Niklas Schürre bilmem Borussia Dortmund'un kapıcısının görümcesi işte ferdiye takas olarak şunu veriyorlar bunu veriyorlar yav geçiniz hepsini geçiniz yani geçiniz eee fül grup falan yalanlamış oldum dur Fenerbahçe Avusturya'ya gitti düşe. Fenerbahçe'den Avusturya'ya gitti pardon. Arkadaşlar Efekan Karayazı bizim genç çocuğumuz, evladımız Avusturya ekibi Fakviyen'e bir yılına kiralandı. İnşallah orada gelişimini çok çok iyi sürdürür. Ee, onun dışında Sercan Hamzoğlu'na özel selam gönderiyorum. İnşallah selam alır. Ali Koç'a, Acun Ulcalı'ya, Mario Branko'ya ve Necat İşler'e selamlarımı gönderiyorum. Necat İşler'in de son hareketi çok klastı. Bir banka reklam çekimi için Görüşelim diyor. Necat İşler de diyor ki 5000 tane öğrenciye burs verirseniz kabul ediyorum. Para mara istemiyorum. Bunu yapın diyor. Yani bunu söyleyeyim. Şimdi bir iki tane daha abidik gubidik şeyle e, girişim yapayım. Sonra bombalara girelim. Tek tek sayalım. İtalya'dan Fenerbahçe'ye öneri satabiliriz. Kimden bahsediyorlar? Enzola'dan bahsediyorlar. Allah aşkına Enzola'yı biliyor musunuz? İster misiniz Fenerbahçe? Hayır. Ha, o zaman konuşmayacağız. Bitti. Arkadaşlar, ben bunu size yaklaşık 2 hafta önce söyledim. Dedim ki, Embala Enzolayı bize satmak istiyorlar. Ee, biz almayacağız. Hedefimizde yok. Haberiniz olsun. Ha, sosyal medyaya düşecek, konuşacaklar. Ama bizim hedefimizde yok. Haberiniz olsun. Ben peşin peşin yalanlıyorum. Dedim mi? Dedim. O zaman bitti. Ha, hem e, ee, ilgilenmiyoruz hem de şimdi ilgileniyoruz diyecek halim yok. İkincisi Jose Mourinho'dan Emre Mor'a özel ilgi. Mert Hakan Yandaş'a özel ilgi. Şimdi Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor. ikisi de aslında Türk futbolunda isimlerinden söz ettirebilecek isimler. Fakat bir türlü olmadı. Mesela Emre Mor bana kalırsa Messi'den sonraki Messi diyordum. O kadar yetenekliydi. Yani Emre Mor'un ilk çıktığı zamanları bir hatırlayın. Böyle şekilli şükürlü hareketler, çalımlar, malımlar. Oo yani. Derdiniz ki ulan Emre Mor'a bak. Ulan bu çocuk süperstar. Oldu. Arda Güler var ya şu an. İnanın Arda'dan çok daha fazla ışık saçıyordu. Ama saçtığı ışık seçtiği takımla uyuşmadı. Borussia Dortmund'a gidip bir nevi köreldi mi diyeyim. Kendini aşağı mı çekti diyeyim. Ya da havalandı. Basamakları birer değil de beşer atlayınca. Ayağa takılıp düştü mü diyeyim ne diyeyim. Ama Jose Mourinho beğenmiş. Mert Hakan Yandaş'ı da beğenmiş. Mecbur beğenecek bir de onu da söyleyeyim sözleşme uzatıyor. Sözleşmeyi uzatmasına rağmen beğenmese bu sefer yönetimi topa tutmuş olacak. Ama işin şakası bir tarafa bak. Ben size söyledim Emre Mor'u beğenir. Mert Hakan da beğenir. Bak Crespo'yu da beğenir demedi demeyin. Belki biz önlü bir almayız bile. Hocam ne demek önlü bir almayız? Önlü bir almayan kulübü de satar. Şampiyonluğu da satar. Başımızdaki teknik direktör dünyanın sayılı 10 teknik direktörden biri. Size de bana da susmak düşer. İkisiyle de özel ilgileniyor. Şimdi bombalara geçelim. Geçelim. Bir. Şimdi Fenerbahçe'nin e, kaçıncı kapı diyeceğiz ben size. Ya da şöyle diyeyim. Fenerbahçe'den arka arkaya 3 üç kap. 3'ü de hayırlı olsun. İşte yıldızlar diyeyim. Birinci kap Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü konusunda Allah'tan korkuyorsanız kuldan utanıyorsanız, azıcık bir şey dininiz, imanınız varsa deyin ki hocam sen bu cümleyi söylemedin deyin. Çağlar Söyüncü konusunda herkes gitti, etti, gelmeyecek. Fenerbahçe stoper bakıyor derken dedim ki Çağlar Söyüncü kesinlikle Fenerbahçe'de oynayacak. Kesinlikle. Ama Haziran'da alırız, ama Temmuz'da, ama Ağustos'ta, ama Eylül'de. Ben %100 diyorum siz arkadaşlar. Kesinlikle bonservisini alacağız. Ama 6'yı alacağız, ama 5'i alacağız, ama 4'ü alacağız diye. İşte Serdan Hamzoğlu çıktı, bonuslarla birlikte açıklama yaptı. Sivri akıllı bazı arkadaşlar diyor ki hani 6'yı alacaktık. Adam bonusları eklemiş oraya. Şimdi bonuslar yazıyor. Mesela bonus. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa 6 milyon euroluk bon servisi 10 milyon euro olacak dese. Siz bana 10'a aldık der misiniz? Ulan keşke Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsak da 10 versek. Hatta 50 versek. Keşke Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsak da 50 versek. Değil mi? Çağlar Söyüncü'nün arkadaşlar bugün içinde ya da yarın içinde resmi kapının açıklamasını bekliyorum. Aramızda kalsın da hani Fenerbahçe başka birinin de başka bir kapı açıklamasını bekliyor olabilir. Hani bunlar yapsın açıklamayı da bak bakalım e, haram şampiyonlukları 3 gün konuşulmadı. E, katakulli bilmem catakulli yatakulli başka şeyleri ne bileyim transferde mesela Fenerbahçe belki ters geliyordur katakulli geliyordur. Transferleri de hiç konuşulmasını istiyorlardır. Bakacağız bu arada Morata için bir kez daha söyleyeyim biz Morata'yı almayacağız herkes Morata yazdı Fenerbahçe'ye geldi etti dedi bir kez daha sırada söylüyorum almayacağız diye ama şu var, 15 dediler çıkış maddesinin 12 olduğunu öğrendik oyuncu 6-7-8 istiyor İspanya dışına çok gitmek istemiyor zor yani benim asıl hedefimde kimdi biliyor musunuz Ceydin Pilogini bu Hull City'nin kanat oyuncusu var ya biz aslında bunu alacaktık biz bunu almaya da çok daha yaklaşmıştık. Sebep şu arkadaşlar Aston Villa satın alma önceliği bende diye gönderiyor. Yani oyuncuyu satmak istediklerinde öncelik Aston Villa'nın. Çünkü geri alma maddesi var. 5.8 milyon euroya satmış geri alma opsiyonu var. Ancak kulüp bir an önce birine satarsa ya da takasla başka takıma giderse bu hakkından vazgeçebiliyor. Şu anda da Barcelona ile görüşme halindeler ki Barcelona 30 milyon euro istiyor. Daha doğrusu Acun Uluca'da 30-35 milyon euro istiyor. Ee, ama Barcelona 15'ten başladı e, pazarlıklara. Barcelona bunu alacak gibi duruyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Barcelona alacak gibi duruyor. Keşke alamasa da biz alsak. Tam bizim aradığımız oyuncu. Tam bizimle özdeşleşecek oyuncu. Hani Galatasaraylar o Eşine çıplaklıktan para kazanan bir eşi var. Efsaneleri hani iki de de öpüşmeli öpüşmeli şeylerini paylaşıyorlar. Çocuklarına falan örnek olarak gösteriyorlar ya. Çocuğun boş verin camide bu hareketi yapacağınıza. Karısıyla öpüşen, karısına çıplak fotoğrafını gösteren adamın hareketini yapın da örnek olun insanlara dedikleri o efsaneleri var ya. İnan ondan daha efsane olur. Ama hayırlısı olsun ne diyeyim? Şimdi çağlar söyleyince dediğim gibi sıkıntı yok. Çağlar için şunu belirteyim. Diyelim ki bak 6'ya bon servisini aldık. Diyelim ki. Yıllık ücrette 2,5 diyelim. 4 yıllık da anlaşma 16 milyon euro yapar. Menajer komisyonu falan filan bir de o desen 17 milyon euro yapar. Bu tam doğru değil. Çağlar oradan 4 milyon euro kazanıyor. Ben bunu size daha önce detaylı anlattım. 6 milyon euro buna imza parası vermişler Çağlar'a. 4 de yıllık ücret 10. Adam diyor ki ben onu mu çıkarırım? Biz iki kiralama bedeli olarak şey yaptık. Çağlar o ikisi 2 milyon euro alacağı parayı bıraktı. 8. Adam ben o 8'imi çıkartırım diyor. Biz de 8'i çıkartamazsın. Murat'a da 15 dedin 12'ymiş. 3 milyon euro çık. 5 diyoruz. Yani biz 5 milyon euroyu alma niyetindeyiz. Onlarda tamam bonus bonus ekleyelim de şöyle böyle eklenecek bonuslar da var. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluk bonusuna şu kadar falan desek vesaire. Ama Fenerbahçe kasasına yine 5 milyon euro çıkacağı görüşündeyim. Neyse. 5'e alsak yıllık 4 versek 4 kere 4 16 milyon euro. 5'te bonservis 21 milyon euro. 10'a alsak yıllık 2,5 2,5 versek 20 milyon euro. Yani her halükarda yine aynı şeye denk geliyor. O yüzden bunları kafanıza çok takmayın. Ama kesinlikle ikinci kapımız yani ilk kapımız Levent Mercan biliyorsunuz. İkinci kapımızın Çağlar Söyüncü olacağını ben size söyleyeyim. 3. Üç, üçüncü kap El Kabi. Hocam ya el kabiye mi kaldık Allah aşkına Batçuay'ı vardı elimizde Moskin ve anlaşmaya gitmiştik Edince kovardı onlar olmadı işte bunu nereden çıktı Sakin Ayup el kabiye 2 milyon euro imza parası bu bendeki duyumlar. Sosyal medyada 1 milyon euro imza parası, 2 yıllık ücret. Bak bu sosyal medya duyumlarıyla benim duyumlarımın farkı. Hani diyorlara niye haber okuyorsun? Haber okumuyor. Okumuyorum size. Okuduğum haberi yorumluyorum. Bendeki duyumlar 2 imza parası, yıllık ücreti 1 milyon euro, bonuslarla ve şeylerle 1.75. 3 yıllık anlaşma 1.75, 3.5, 4.25, 5.25. 2 de imza parası 7.25. Kolay olsun 7 diyelim. Sosyal medyaya göre ne diyor? Bir imza parası 2 yıllık ücret, 3 evet. yıllık anlaşma. 2, 2, 2, 6. Bir de imza 7. İkimizin parası da aynı paraya denk geliyor. Hocam o zaman burada niye ortalığı karşılıyorsun? Toplam maliyet 7 deyin. Onlar da 7 desin. Yani ikinizin dediği de doğru çıkmış oluyor o zaman. Ya ben ben gelen duyumu aktarıyorum. Şimdi 7 milyon euro vereceksin 3 yıllığına. Batu Şua devam etseydin İmza parası 3. 3 yıllık sözleşme. Yıllıkta 3 verecektin. Toplam 12 milyon euro. Yani yıllık 4 verecektin. 4 veren takım olup da 12 milyon euroyu toplam vereceğine 7 milyon euroya düşmüş oluyorsun. 5 milyon kardasın. Dakika süre bazında da bayağı golcü bir futbolcuyu zaten almış oluyoruz. Şunu da söyleyeyim. Batu Şuhay sadece e, Fenerbahçe'de coşmuş bir futbolcu. Ya Fenerbahçe kariyerinde coşmuş bir futbolcu Batu Şuay. Beşiktaş'a bakın çöp desin dersiniz. Hatta ben hatırlıyorum dün gibi de hatırlıyorum. Allah Allah, Beşiktaş'ın çöpünü mü aldık diyordunuz. Şimdi niye kıymete bindi? Hocam sonradan oyuna girdi. Yorgun savunmalara karşı gol attı. Lan aynısını Ceko yaptığı zaman başka bir şey söylersiniz. Aynısını Fenerbahçe'nin evlatlarından biri yaptığı zaman başka bir şey söylersiniz. Bizimki yapınca başka bir şey söylüyorsunuz. Ya ayıptır ya. Ayıptır biraz bizim evlatlarımıza da sahip çıkın. Ya yani Türk futbolculara da sahip çıkalım. Bak şu ay konusunda istediği yere gidebilir kardeşim. Menajeri istediği takımla görüşebilir. Ya dünyada sadece Fenerbahçe yok. İstediği takımla görüşebilir. İstediği yere gidebilir. İstediği anlaşmayı yapabilir. Biz bizim hiçbir mahsur yok. Bizim tek sıkıntımız şu. Adam Fenerbahçe Başkanı gitmiş, savaşın ortasında kardeşini getirmiş. Biraz vefa göstermesi lazımdı. Yani önerdiğimiz yıllık ücrette düşük. Yani doğruya doğru 1.75 öneriyorduk. E haliyle de futbolcunun tercih etmemizde ben bir abesiyet görmedim yani. Siz de görmeyin derim. Anlaştık mı? El kabi konusunda şunu söyleyeyim. Hareketli kıpır kıpır bir forvet. Fenerbahçe'nin işine yarayacak bir forvet. Diğer dördüncü kapımız en nesiri. Yanlış duymadınız. En nesiri. Yusuf en nesiri. Ayub Elkabi, Yusuf En Nesiri Diyeceksiniz ki hocam oldu olacak Fenerbahçe'nin başına da el koyalım. El Fenerbahçe Ülmüttü Ali falan diyelim. Saçmalamayın lan. Burası Fenerbahçe. Ya bir atıyorum Trabzonspor hocalı zaman başına şunu koyalım bunu koyalım diyor mu? Demiyor. Siz niye koymaya derdindesiniz? Şimdi ben bir koyacağım o olacak. Abi Elkabi'yi anlattık. Yıllık ücretini, bonusunu anlattık. Şimdi... En nesiri bendeki duyumlara göre 8.75 bon servis yıllık ücret 2.75 bonuslarla 3.25'e çıkabiliyor. 2.75'i biz baz alalım. Çünkü Galatasaray aldığı zaman bonusunu karıştırmıyorsunuz. Fenerbahçe alınca da karıştırmayın. Bendeki duyumlara göre oyuncu bu. Piyasası bu. Fiyatı bu. 20 milyon euro transfer market verisi var. Oyuncunun geçen sezon attığı 20 gol var. Bunun 16'sını dikte seviye formasıyla atmış. Sevilla'nın ligde toplam attığı gol sayısı 48. Yani takımının attığı toplam golün 3'te 1'ine imza atmış. Fenerbahçe ligde kaç gol attı? 99. 3'te 1'i 33. 33 gol atacak olsa 8.75'e kabul müsünüz? Kabul müyüz hocam? Bir düşünelim. Ya neyi düşünüyorsunuz? 33 gole babanızın oğlu olsa da kabul edersiniz. Lan. 33 golden bahsediyorsun. Ya yıllık ücret bak Lewandowski istedim. 12 milyon euro yıllık ücret istedim. 12 milyon euro. Yapacağı bu zaten. Ha, getirsen 33 gol atacaktı Hocam sanki Elkabi geldi 33 gol attı da sen de öyle konuşuyorsun. Ya ben örnekleme yapıyorum. Belki 70 gol atacak ligde. Hocam çüş 70 golü ligde atsa zaten altın ayakkabıyı alır bilmem neyi alır. La istemiyor musunuz arkadaş? Tam kimse gelmesin o zaman. Forbetsiz çıkalım maçlar. O hocam böyle saçmalık olmaz. Bak sürekli bir şeyler var sürekli bir saçmalamaları var bizim taraftarda. Onu istemeyiz. Bunu istemeyiz. Ona yan çeviriyoruz. Buna bilmem ne çeviriyoruz. Bunu da istemeyiz. Onu hiç istemeyiz. Bu gelmesin. Onun nasıl bilmem dedikoducu bilmem onu hiç almayalım. Şu böyle bu böyle. Ya bırakın Allah aşkına ya. El kabinin maliyeti de e, hani el kabinin maliyeti bir toplam 7 diyelim. En nesiri 8.75 2.75 yıllık ücret 4 senede sen 5.5, 5.5, 11, 8.75 oradan 19, 20 milyon euro diyelim. 20 o, 7 de o, 27 milyon euro. Ceko kalsa 4.2 sabit. Maç başı artı bonuslarla 6'ya dayanacak bir yıllık ücret. Bat şu aylığında yıllık 4. Toplam 10 milyon euro bir yıllık ücreti. 3'e hesap yani 3 yıla dayatsan 30 milyon euro. Aslında Fenerbahçe model yükseltip yakıt düşürmüş oluyor. Daha az yakan modeli yüksek araç almış oluyor. Hani teşbih de hata olmasın. Sadece örnekleme için bunu söyledim. Yoksa tabii ki de tamamen bunu karşılamıyor. Ama Fenerbahçe'nin ikinci kapı Çağlar, üçüncü kapı El Kabi, dördüncü kapı En Nesiri olacak gibi de duruyor. Şu aşamada iki futbolcudan El Kabi bugün gelip e, Türkiye'de görüşmelerini sürdürecek. Her an imza atabilir. Bu bir. Hocam işte Depay'ı alsaydık. Depay bizimle anıldığı zaman çöp oluyor. Hocam Beşiktaş alıyormuş ya. Bir Beşiktaş kadar olamadık. Ulan Beşiktaş lan. Yani devam e ya Beşiktaş'a gideceğiz zaman futbolcu kıymetleniyor. Fenerbahçe'ye geleceğiz zaman niye çöp ilan ediyor? Ben onu anlamıyorum. Ben Depay, Depay, Depay dedim. Burada hocam bırak Allah'ını seversen Fenerbahçe bunu mu layık gördün diyorlar. Eski Depay değil hocam diyorlar. Ya mesela Ferdi Kadıoğlu bak Premier Lig'den 4 takım temasa geçti diyor. Ya Sabuncuoğlu. Şimdi dört takımın temasa geçtiği bir futbolcumuz var. Kaça satalım? 30-35 diyorum. Kurulan cümle aynen şöyle bak. Abartmıyorum. Hocam bırak ya. Türkiye'de kimse 35 etmez. Hocam 35'e daha önce kimi sattık ki bunu satalım? Ya baştan Fenerbahçe futbolcusunu çöplemek, baştan Fenerbahçe futbolcunu gömmek bazılarının hüviyeti. Ben size bir şey söyleyeyim. Mantığınızdan hareket edin. Herkesin sorması gereken soru şu. Hocam yani en nesiri nasıl bir forvet? El kapi nasıl bir forvet? Sen bize bundan bahset. Arkadaşlar bizde pivot santrafor Ceko vardı. Kuleyde önde tutuyordu bilmem ne yapıyordu. Hava toplarında iyi diye aldık ama birçok hava topunu kaçırdı. Bir çok gol kaçırma şeyi var. Hatta dikkatlice bakarsanız arkadaşlar. Ee, yani Ceko'nun hava toplarında kaçırdığı gol sayısını bir araştırmanızı tavsiye ederim. Bu biraz sizin canınızı sıkabilir. Ha ben canınızı sıkın sıkmasın diye demedim. Yanlış anlaşılmasın. Ama e, Edince koyu. biz ne amaçla almıştık? Vücuduyla hani vücuduyla zihni karışmaya başladı. Artık kaldıramıyordu. Hem fiziksel olarak hem mental olarak kaldıramıyordu. Şimdi en azından onun yerine kaldırabilecek bir isimle devam edeceğiz gibi. En nesiriyi ben şöyle izledim. Kütürük eriği gibi futbolcu. Çatır çatır futbolcu. Kütür kütür futbolcu. Savunma arkası koşuları yapabiliyor. Havadan iyi, yerden iyi, oradan girebiliyor, buradan çıkabiliyor. E, şekilli şüküllü hareketleri var, takıma katkısı var. Hani her türlü şey var. Her türlü. Ama en nesiriyi beğenir misiniz? Bence beğenirsiniz. Bak ben Kuzey Afrikalıları çok beğenmiyorum. Disiplinsiz oluyorlar. Ama bunu düşünecek olan siz değilsiniz. Bunu düşünecek olan. Jose Mourinho. Bırakın Mourinho düşünsün. Size ne? Size ne? Bana ne arkadaşlar? Mourinho Efendi düşünsün. Haksız mıyım? Bırakın o düşünsün. Uzun lafın kısası e, kapları söyledim. Arka arkaya 3 kapı da söyledim. 3'ü de hayırlı olsun dedim. Ben kolay kolay hayırlı olsun demem. Ama ben hayırlı olsun dediğime göre demek ki bayağı aşama kat edilmiş. Hocam buradan sonra iptal olma ihtimali var mı? Tabii ki de var transfer imza atıldıktan sonra dahi iptal olabilir. Her transfer için bu geçerli ama yani baya baya seviye geçirilmiş, baya baya bir şeyler konuşulmuş, edilmiş, görüşmeler yapılmış. Herkes Fenerbahçe yönetimi işte Mario Branco tatilde falan filan derken takım çalışmış, etmiş. Ve Fenerbahçe'nin 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi maçı var. Kaldı 3 hafta. Bir an önce futbolcuların katılıp takıma, kampa, sisteme adapte olması lazım. Ee, bu açıdan da eğer bu transferler bittiyse de çok zekice mantıklı bir hamle olmuş oluyor. Ee, biraz da hızlanmış oluyoruz. Ve bence en doğrusunu da yapmış oluyoruz. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Bu videoyu izlediniz. Açık açık söyleyeceklerimi söyledim. Hani bazı arkadaşların bahaneleri var işte videodaki ile dışarıda konuşulan aynı değil diye. Hala bunu söylüyorsanız arkadaşlar siz... Döneksinizdir sizde bir sıkıntı vardır ya da beyinsizsinizdir beyninizde bir sıkıntı vardır Dikkat edin açıp içinden çıkartmış olabilirler Hani ne içerikteki farklı falan diyecek kadar karaktersizseniz de O da sizin yapınız o defolup gidebilirsiniz istediğiniz kanala Sizi bu kanalda da istemiyoruz Benim açıklayacaklarım benim anlatacaklarım Bu kadar arkadaşlar ee, Bir beğeni çok görmesek sevinirim Kanala abone olursak sevinirim 2 Ağustos'ta bu kanal ciddi manada faaliyete geçiyor. 2 Ağustos'ta hepinizden çok aşırı yoğun bir şekilde de kanala adapte olmanızı istiyorum. Şimdiden bana sorarsanız şimdiden video izlemeye oynatma listesi açmaya başlayın. Niye başlayın? Çünkü 2 Ağustos'tan itibaren üyelikler açıldığında hediye üyelik için kimseye yalvarmanıza dilenmenize gerek yok. Direkt olarak hediye üyelikler verilecek ve şunu da söyleyeyim kaplar geldikçe transferler geldikçe bizim taraftarımız daha bir gaza gelecek. O zaman onlar daha bir gaza gelirse siz daha daha gaza geleceksiniz. Benden şiddetli tavsiye. Görüşmek üzere arkadaşlar.